Merhaba Manisa TV izleyicileri. Bugün Şehzadeler Belediyesi'nin Kurşunlu Hanı'ndan sizlere sesleniyoruz. Arzu Çakırca ile Kadınca programı bu hafta biraz can sıkıcı bir konuyla sizlerle birlikte, fakat çok önemli bir konuyla sizlerleyiz. Konuklarımız sevgili Tuğçe Başdemir, psikoloğumuz, aile, Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nden ve program yapımcımız Özgür Hancıoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Arzu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Konumuz çocuklarda cinsel istismar ve taciz. Maalesef son günlerde hepimizin tüylerini diken diken eden olaylarla karşı karşıyayız. Hem çocuklarımızın, hem ebeveynlerin, hem de çevrenin bilinçlenmesi ve bilgilenmesi adına bu programı yapıyoruz. Lütfen, lütfen daha dikkatli, çocuklarımıza daha iyi davranalım ve nasıl davranmamız gerektiğini de sevgili Tuğçe'den öğrenelim. Ve tabii ki Özgür'den. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Arzu. Teşekkür ediyorum. Önce en baştan şunu söyleyeyim. Yani hanımefendi tabii bu konuda bir bilim insanı, uzmanlık alanı, son derece önemli çalışmaları var. Ben asla haddim olmayan ya da alanım olmayan bir konuda ahkam kesecek değilim ama benim burada bulunma nedenim özellikle geçtiğimiz günkü Günaydın Manisa programında sevgili Merve Ateş'le de konuştuk. Sizin meslektaşınız aynı zamanda. Burada medyanın kullandığı dil ve özellikle toplumun bir sosyal linç psikolojisine gitmesine ön ayak olabilecek bazı yanlış davranışların medyanın bu kullandığı dildeki sorumluluğu ve rolü. Kesinlikle bunu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet. Yoksa işin psikolojik boyutu falan tövbe haşa. Bizim işimiz değil. Hukuki boyutu benim da bizim değil, çok bildiğimiz bir konu değil. Yani, onu söyleyeyim. Bizim için önemli olan cinsel istismar nedir? Nasıl tanı konulur, çocuklar nasıl yönlendirilmeli, ebeveynler neler yapmalı? Özellikle de böyle bir travma geçirdikten sonra bizim işimiz bilinçlendirmek, hukukun verdiği kararlar daha sonraki daha hukuku bilen, hukukla ilgilenen kişilerin ve tabii bu tarz programlarda konuştuğumuz konular şu anda yargı boyutunda olduğu için, yargıya evet, intikal ettiği verelim. Konular olduğu için seçtiğimiz sözcüklere dahi çok büyük özen göstermemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu iş öyle klavye kahramanlığına benzemez. Dolayısıyla yargıya intikal edilen konularda yorum da hukuken belli sınırların dışına çıkmak suçtur. Bizim ve bu tarz programlara katılan herkesin buna da özellikle dikkat etmesini, hassas davranmasını rica ediyorum. Kesinlikle. Kendi sizden adım. Medya boyutunda olan kısımda bilgilerimizi seve seve elimden geleni. Ama öncelikle sevgili psikoloğumuz Tuğçe Hanım, soralım. Biz cinsel istismarı nasıl tanımlıyoruz? Cinsel istismar nedir? Özellikle de çocuklara olan cinsel istismar nedir? Şimdi burada cinsel istismar deyince aslında biraz çocuğa yönelik ihmal ve istismarın farklı tanımları var. İsterseniz onlardan da söz edelim. Çünkü cinsel istismar bu şiddetin türlerinden sadece bir tanesi. Fiziksel istismar aslında kadına yönelik şiddet konusunda İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz çok gündemdeydi bu sıralarda. Ayın 1'inde iptal oldu. İmzamızın çekilmesi. Dolayısıyla aslında çocuk özelinde kadına yönelik şiddetin bir devamı, bir başka görüntüsü olarak söz edebiliriz. Ve fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet zaten bizim kadına yönelik şiddetle ilgili başlıklarımız. Ve şunu biliyoruz ki istismar söz konusu olduğunda tek başına tek bir istismar türünden söz etmiyoruz. Yani şimdi bugünlerde beyan konusu çok konuşuluyor. Özellikle cinsel istismar konusunda bazen fizik bulguya rastlanamayabiliyor çocuklarda ve o zaman biz hiçbir çocukta bir psikolojik hasarın olmadığından söz edemeyiz aslında. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Görünen bir fizik bulgu yoksa bile cinsel istismar sadece fiziksel olarak çocuğun bedenine yönelik bir saldırı değildir. Aynı zamanda onun kendi bedeni üzerinde sahip olduğu kontrol algısının ve onayının hiçe sayıldığı bir durumdur. Burası çok önemli. O yüzden fizik bulguya bir kriter olarak bakmamamız gerekiyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Çok da önemli. Tabii biz hep cinsel istismar şu araların hani bu bugünlerin çok önemli konusu olduğu için cinsel istismar dedim ama istismar dediğiniz doğru, psikolojik istismar var.
fiziksel istismar, hani çocuğun ekonomik olarak istismar edilmesi, bir de tabii çocuk ihmali de diye de bir şey var. O da bir istismara giriyor. Yani çocuk ihmali aslında şunu biliyoruz ki bebeklikten itibaren beyin gelişimi anneyle ya da bakım verenle bebek arasındaki iletişim sonucunda gelişen bir şey. Dolayısıyla ihmal o kadar kalıcı hasarlar yaratabiliyor ki en az şiddet kadar, fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet kadar ihmal etmek de çocukta kalıcı hasarlar yaratıyor. Burada ihmal aslında sadece bakım veren kişinin yaptığı bir şey değil. Toplumsal olarak, vatandaş olarak bizlerin de müdahil olduğumuz bir süreç. Sorumlu olduğumuz bir yer. Sorumlu. Evet, bu konuda. Bütün çocuklar bizim çocuklarımız ve dolayısıyla herkese gereken ihtimamı göstermemiz gerekiyor. Peki, şimdi bu istismar, evet, birçok çeşidi var. Çocuklar bunun istismar olduğunu nasıl anlayacaklar? Ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Evet, şimdi istismarın psikolojik algısına baktığımızda aslında demin de dediğim gibi temel bir kontrol kaybı var. Yani çocuk aslında onaylatıldığını düşündüğü bazı davranışlara maruz kalabiliyor. Bizim onay kültürü dediğimiz çok önemli bir şey var. Doğru. Toplumumuzda bu çok, yani bizim gibi toplumlarda çok, evet, yani şeyden bilirsiniz, öpmek ister çocuğu biri, öptürsene niye öptürmüyorsun gibi. Yani aslında yetişkinin nasıl onayına ihtiyaç varsa bir ilişkide, bir temasta, bir tanışmada, aynı şey çocuk için de geçerli. Ve biz çocuğun onayını aldığımızı düşündüğümüzde aslında çocuk çoğu zaman da reddetmemesi gerektiğini de düşünebiliyor. Aa, doğru. Anne çünkü veya baba, aa sevsin işte amca teyze seni, ne var ki bunda, veya biz ayıp kültürümüz de var bizim. Aman insanlara ayıp olmasın, işte çocuğu verelim sevsin diye. Ama bu konuda bile geçmişte olan çok olaylar olduğunu biliyoruz. Özellikle hani otobüslerde falan, hani alalım çocuğunuzu yanına deyip bayağı çocukların istismara uğradığı zamanları hatırlıyoruz. Burada şeyden de söz edebiliriz. Çocuk hayır demediği zaman, reddetmediği zaman sanki onay vermiş gibi düşünebiliyoruz. Ya da onay verdiğinde aslında buna istek duyduğunu, bunu kabul ettiğini düşünebiliyoruz. Burada bir de çok önemli bir konu var. Çocuğa yönelik istismar, şiddet daha çok çocuğun yakınlarından, çevrede olan ve hiç de düşünmediğimiz gibi sosyoekonomik düzeyi çok yüksek, eğitim düzeyi çok yüksek kişilerden maruz kalınan bir şey. Dolayısıyla bazen öğretmenler, bazen hekimler, akrabalar, ailedeki erkek akrabalar, abiler ya da çok yakın komşular, ailenin arkadaş çevresi gibi. Yani aslında çocuğun çok kolay temas kurduğu ve aslında güvendiği kişiler bunlar. Şimdi istismarı tespit etmenin çocuk adına en önemli kısmı kontrol kaybı demiştik ya. Zaten güvendiği kişiden geldiği için bunun istismar olduğunu anlamayabiliyor. Ve çevredeki kişiler de bundan asla şüphelenmiyor. En tehlikeli kısım da zaten burası. Peki, yani şimdi son zamanlarda yaşadığımız bu 7 ve 10 yaşında olan Elmalı davasında da özellikle Özgür'ün çok hassas olduğu konu, sürekli her programında dile de getiriyor sağ olsun. Orada anne ve üvey baba bir çocuğun güvenmesi gereken en önemli kişi, anne. Anneye güvenini kaybetti, ne yapacak? Şimdi ne yapması lazım? Şimdi burada önce önleme kısmı ve arkasından travmatik yaşantıya maruz kalan çocuğa nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bunu konuşalım ama Elmalı davası özelinde şu çok önemli. Birincisi, az önce sizin söylediğiniz, şu an devam eden bir hukuki süreç var. Dolayısıyla bunu başka bir dava gibi düşünün. Nasıl bununla ilgili yorum yapmamız hukuki olarak bir sınırı varsa... Şeyi sormuyorum. Yok, ben bizim konuştuklarımız için söylemiyorum. Yani çocuğun güveni... Daha genel bir uyarı oluyor. Sosyal medya paylaşımlarımızda, bizim kendi meslek elemanı arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, çocuğun unutma hakkı, hatırlamama hakkı diye bir şey var. Paylaşılan görseller, ses kayıtları, metinler, bunlar bu çocukların ve daha önce bu tür yaşantılara maruz kalmış bireylerin
bu yaşantılarını geride bırakmalarına, hayatlarına devam etmelerine çok ama çok büyük bir engel yaratabilir. Kesinlikle. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bence burada yani bir anne çocuğuna nasıl davranmalı, nasıl davranmamalıya gelmeden önce toplumsal bir şey bu ve bu bir şiddet kültüründen beslenen bir durum. Şeyden sormak istiyorum. Onu vurgulamak çok önemli. Sonuç itibariyle çocuklar en yakınlarına güveniyorlar. Bu anne, baba, ebeveyn, abi, amca, dayı, hala hani. Sonuçta böyle bir yakınından istismar geldiğini hani nasıl anlayacak anlayamıyor. Ama bir gün anladığında o en yakınından gelen istismarla güven sorunu oluşmuş olmuyor mu evet, çocukta? Evet oluyor. Yani hayatta güvenebileceği en önemli kişiler. Hı hı. Peki bu güven sorunundan sonraki zamanda ne yapması lazım, hı hı, onu soruyorum. Burada çocuk bunu biriyle paylaşıyor, mutlaka paylaşıyor ama bu bizim yetişkinlikteki gibi birbirimize sözel olarak değil, anlatmamız gibi olmayabilir ama çocuk bunu oyunlarında, bir gülümsemesinde mutlaka ama mutlaka davranış değişiklikleri gösterir. Yani uykusundan iştahına kadar günlük rutinlerinin dışına çıkar ve bir şekilde öfkeli, aslında çocuk bunun sinyallerini verir. Sadece bunu göremeyerek biz onu ihmal etmiş oluruz. Dolayısıyla bunun herhangi birine paylaştığı zaman çocuk ilk yapacağımız şey bu, ayrıca bunu bu beyandan sonra gidip şikayette bulunmak için bir kurumda çalışıyor olmanız gerekmiyor. Bir meslek elemanı olmanız gerekmiyor sadece. Hı hı. Herhangi bir vatandaşın bunu bununla ilgili bir suç duyurusuna bulunma sorumluluğu var. Bunu soracağım birazdan size ama bu durumda diyelim ki aileden birisinden böyle bir istismar değil de dışarıdan bir etkenle böyle bir istismara yakalandı bu çocuk. Yani sonuçta işte dediğimiz gibi her meslek vermeyelim ama her meslekten ve pedofili çok maalesef ki yaygınlaşmaya başladı. Hani yurt dışında hep görürüz pedofililer falan ama biz de artık görmeye başladık. Bu biraz da medyanın ve sosyal medyaların özgürlüğünün de bu konuda destek olacağını düşünüyorum. Hani ortaya çıkartılması ve bu konuda birçok paylaşımlarda bulunmasından dolayı biz artık pedofiliyi daha iyi biliyoruz. Ben 45 yaşındayım. 45 yaşından önce hani çocukluğumda pedofilinin ne olduğunu bilmezdim. Hı hı. Hani son ama bu pedofilin o yıllarda olmadığı anlamına da gelmez. Ha gelmiyor. Evet. Sadece ortaya çıkarılmıyordu. Doğru mu? Biz belki çok duymuyorduk. Duymuyorduk etrafımızda. Bu kadar çok yaygın medya kanalları yoktu. Özellikle sosyal medya, sosyal medya yoktu ve etkili değildi. Hı hı. Ben soruyorum Elmalı davasının sosyal medya olmasaydı biz nereden öğrenecektik? Bilecek miydik? Bilmeyebilirdik. Her adli vakayı biliyor muyuz? Her mahkeme sürecine hakim olma tabii, şansımız var mı? Tabii. Mümkün değil. Dışarıdan gelen etkeni anne baba nasıl anlar? Hani biraz evvel söylediniz tamam duygusal değişiklikler oluyor, travma yaşıyor doğru. Ama tam böyle nokta atışıyla anlatırsak hem izleyicilerimiz de daha net anlamış olsun. Şimdi oraya gelmeden önce pedofili konusuna da bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak. Şimdi bütün şiddet ve istismar olayları sanki bizlerin sıradan sokaktaki insanın yapmayacağı bir şeymiş. Ancak ruhsal rahatsızlığı olan, bir hastalığı olan ya da pedofil kişiler tarafından, psikopatolojisi olan kişiler tarafından çocuklara ya da kadınlara yönelik gerçekleştiriliyormuş gibi de bir yanlış algı var. Biz öyle zannediyoruz ama öyle değil, evet, değil mi hocam? Yani, bize lütfen anlatın. Evet. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Bu bir bu şeyde de hukukta da var. Cezai ehliyeti olmuyor bu kişilerin. Yani psikolojik ya da başka türlü bir rahatsızlığı varsa, bir psikopatolojisi varsa o kişinin suç işlemekle ilgili cezai bir yaptırıma tabi tutulmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bizi ne yapıyor? Ceza mekanizmasını devre dışı bırakıyoruz ve bu çok cesaretlendirici bir şey değil mi? Dışarıdaki herhangi bir insanın bir çocuğa ya da bir kadına yönelik saldırısını pedofil kisvesi altında yapmasını ve bizim onu bu şekilde ama onun cezai ehliyeti yok ki diye. Evet yani o yüzden bunu netleştirmemiz gerekiyor. Bu bir toplumsal şiddet mevzusudur ve hasta kişilerden sağlıklı kişilere yönelik bir şey değildir. Gayet psikolojik dengesi, psikolojik güçlülüğü olan, demin de dediğim gibi bu bir mesleği olan, ekonomik durumu gayet yerinde olan kişiler tarafından en yakınlarındaki çocuklara ve kadınlara korkunç yapılan stratejik bir şey. Yani bu sistemle ilgili bir şey. O yüzden de annelerin ve babaların çocuklarına inanması çok önemli. Ya da kime anlatıyorsa çocuk. Yani çocuk bu konuda yalan söylemez. Bir yalan varsa orada da bir sorun vardır zaten.
Yani bir çocuk bir yalan söylüyorsa orada da başka bir sorun vardır. Onu ihmal etmemek, dinlemek, inanmak ve çocuğun güven konusuna tekrar dönelim. Ne olması gerekiyor? Şimdi çocuk istismar yaşadı. En ihtiyacı olan şey yeniden kendi hayatına, rutinlerine, eskiye dönebilmek. Çünkü bir sürü kaybı var çocuğun orada. Sadece duygusal kayıplar yaşamıyor. Pek çok geçmişini kaybediyor, o yaşadığı olaydan önceki hayatını kaybettiğini düşünüyor. Bir de şöyle de bir şey var, mağdur suçlayıcılığı. Değil mi? Biz mağduru evet. suçluyoruz. Beni onu hak ettiğini düşünüyoruz. En tehlikelisi de. O yüzden aslında burada çocuk bunlarla da uğraşmak zorunda kalıyor. Öyle. Onun için o güvenli ortamı sağlamak. Ne yapmak gerekiyor? Bu bir istismar yaşamış, travmatik bir yaşantı yaşamış bir çocuğun kimliğinin tek parçası kurban olmak değil. Onu bir kurban olarak görmek aslında biraz da yine bu linç kültüründe bizim kahraman olmaya çok ihtiyaç duymamızla ilişkili. Yani ona acıyoruz, yardım etmek istiyoruz. Yine veyahut bakın onun hayatını kontrol ediyoruz. Çekerek kahraman olmaya çalışıyoruz. Evet, yani mesela idam cezasının getirilmesi talepleri değil mi? Ne kadar tarihte şeye baktığınızda Türkiye'de idam süreci meşruyken, varken kaç tane acaba cinsel haklı gerekçe çıkmıştı. İstismar suçlusu idam edildi acaba? Yani de, bunun geri gelmesi bunun çözümü olacak mı? Çok idam kararı bir... hukuken verilen her kişi gerçekten de acaba doğru bir hukuksal evet, karar sonucunda mı? Evet, çünkü bunun geri dönüşü yok. Kesinlikle. O yüzden bu linç kültürünü yönelik sosyal medyaya çok büyük bir şey düşüyor. Evet, burada da Özgür'e söz gelin, vermek gelin, istiyorum. Evet, sosyal çok söylemek medya çok şey ve medya. Yaygın medya. Bunu görsel, nasıl? İşitsel medya, televizyon, gazete, dergi ve artık hayatımızın adeta merkezinde yer alan, bir yaşam biçimimize dönmüş olan, ellerimizdeki akıllı telefonlarla önce cebimize, sonra kalbimize, sonra beynimize hükmetmeye başlayıp bizi belli bir tahakküm altına alan, hayatımızın geniş alanlarını işgal etmeye başlayan sosyal medya. Sosyal medya bağımlılığı zaten ayrı programların konusu, mutlaka kesinlikle. Sen de işlemişsindir. Hepimizin muzdarip olduğu bir şey. Yani sabah ilk uyandığımızda, gece uykuya geçmeden önce son anda veya ihtiyaç gece, hissediyoruz. Gece hafif böyle uykudan uyandığımızda veya, bir elimiz veya telefonu ihtiyaç hissediyoruz. Acaba ben uyurken diye. Bir şey olmuş evet, mu? Bir şey, olmuş bir şey atlamış diye. Mıyım? Bir yorum yapma, kendimizi ifade etme zorunluluğu hissediyoruz. Bu bir zorunluluk mudur? O da ayrıca tartışılır ama. Biz böyle bir ihtiyaç hissediyoruz. Bir kendimizi ispat etme, bir görülme ihtiyacı hissediyoruz. Hocam sizin alanlarınız daha çok hani psikolojik temelli konular bunlar. Takdir edilme ihtiyacı hissediyoruz. Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içine girmesi, merkezini, odağını teşkil etmesi zaten en çok da takdir çok edilme. Çok bilinçli kullandığımız söylenemez. Kaygısından ortaya çıkıyor. İsim kullanacağım ama yani bu kadar çok Instagram üyesi olması Türkiye'de, bu kadar çok hikayelerin paylaşılması, bu kadar çok yediğimizi, içtiğimizi, tatilde nereye gittiğimizi, nerelerde gezdiğimizi gösterme paranoyamızın, saplantımızın altında da temelinde de herhalde beğenilme, takdir görme güdüsü yatıyor. Öyle değil mi? Şimdi onu bir kenarda tutalım. Birazdan yine ona geliriz, ona bağlarız ama bir slogan var yine sosyal medyada. Çok tehlikeli ve yanlış olduğunu düşündüğüm. Geçtiğimiz gün Merve ile de yaptığımız programda Günaydın Manisa'da da anlatmaya çalıştık. O da sağ olsun çok güzel açıkladı bize. Çocuk susar sen susma. Çocuk susmaz. Bir, çocuk anlatıyor sen anlat. Susmamalı da zaten. Yani çocuk susar sen susma ne demek? Daha baştan bu işin yolunu açan çok tehlikeli bir yol açıyorsunuz çocuk susar. Yani çocuk istismara uğrar ki istismar kelimesiyle ilgili de biliyorsun konuştuk seninle de daha önce. Orayla ilgili çekincelerim de var. Ama doğrudur, ama yanlıştır. Şahsi görüşümdür. Beni bağlar tamamen bu görüş ama çocuk susmaz. Biraz önce Tuğçe Hanım'ın söylediği gibi bir jestiyle, bir mimiğiyle, bir zamansız ve yersiz gösterdiği öfkeyle, bir ezikliğiyle bir olay karşısında. Çocukluğunu yaşadığını, çocukluğunu yaşadığını çok anlayamayabileceğimiz bazı tuhaf davranışlarla. Senin dediğin gibi, Tuğçe Hanım'ın söylediği gibi günlük yaşam rutininde ki bazı değişikliklerle çocuk direkt olarak anlatamasa bile sinyal verir. Bakın ben kodları ortaya koyuyorum. Siz çözün bunu.
ve dolayısıyla bu olay açıklığa kavuşsun diye bilinçaltında bir aslında beklentiye girer. Aslında çocuk bekliyor, oku beni evet, diye. Evet. Şifrelerini koyuyor ortaya. Direkt olarak diyor. Belki anlatamaz. Kolay değil yani. Yani 3 yaşında, 5 yaşındaki çünkü. Çocuklardan bahsediyoruz yani. Eylemi direkt olarak bilmiyor, anlatamaz. Eylemi de bilmiyor. Bilmediği şeyini tanıyor. Bravo. Evet. Acaba buna ben mi yol açtım? Ben mi sebep oldum gibi bir kaygı yaşıyor olabilir. Bir defa çocuk susmaz, susmamalı. Biraz önce Tuğçe Hanım söylediği gibi ebeveynler şifreleri çözebilmeli, kodları okuyabilmeli, ihmal etmemeli, gözlemlemeyi bırakmamalı, çocuğu kendi haline bırakmamalı. Ebeveyn olarak görevinin o çocuğu sadece yedirmek, içirmek olmanın çok daha ötesinde bazı sorumluluklar olduğunu hep ayırdığında olmalı. Yani çocuğun akşam yemeğini verdim, odasına çekildi, işte ben de alırım telefonumu elime saatlerce arkadaşlarımla yazışırım, ederim, film izlerim. Dijital platformlarda bir şeyler izlerim. Çocuk orada ne yapıyor? Ne? Hayır. Çocuk orada iş dünyasında ne yaşıyor? Hayal dünyasında ne yaşıyor? Veya kiminle konuşuyor? O kadar nelerle meşgul oluyor? Yani belki, hani konuşamayacak hani, yaşta da olabilir. Çok küçük de olabilir. Oyun oynuyor ama yani o oyunlar zihninde neler yaratıyor? Bütün bunları aile olarak gözlemlemek ve yani, çocuğun üzerinde bir baskı değil ama çocuğun üzerinde bir hakimiyet ve otorite kurmak lazım. Eğer sizin çocuğunuzsa bu. Bu zaten sizin göreviniz bir ebeveyn olarak. Öyle değil mi Tuğçe Hanım? Sizin çocuğunuz sonuçta sahip çıkmak zorundasınız. İhmal etmemek zorundasınız. Çocuk susmaz. Öncelikle onu bir kenara koyalım. İkincisi gelelim istismar sözcüğüne. Şu istismar sözcüğüyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Tekrar sözü Tuğçe Hanım'a bırakmak istiyorum. Özgürcüğüm bu ikinci konuya geçmeden tamam. Önce bir kısa bir reklam arası tamam. Verelim. Olur. Tekrar konumuza geri dönelim. Tuğçe Hocam'la birlikte. Kısacık bir reklam arası. Birazdan tekrar sizinle birlikteyiz. Efendim Arzu Çakırcay ile Kadınca programı son hızıyla devam ediyor. Konumuz çocuk istismarı, çocuk tacizi ve konuklarımız psikologumuz Tuğçe Başdemir ve programcımız Özgür Hancıoğlu ile birlikte. Tam kaldığımız yer evet. İkinci konu olarak istismar sözcüğüyle ilgili bir müsaade durumda ederseniz kalmışsın. Yine hem yaşam gözlemlerimin hem de mesleki anlamdaki izlenimlerimin kesiştiği bir nokta var. Ve orada bireysel olarak şikayet ettiğim bir konu var. Dediğin gibi söylediğimin doğru olduğu, benim bu konuda bir otorite olduğum anlamına asla gelmez. Sıradan bir vatandaş olarak gözlemimi paylaşacağım. Ve söylemlerim, sözlerim de ne çalıştığım kurumu bağlar ne de başka bir yeri. Tamamen şahsi olarak beni bağlar. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi istismar sözcüğü, hani meslek olarak haber spikeri olduğum için ve 27 yıldır da sözcüklerle raks eden, dans eden bir adam olmaya çalıştığım için işim gereği, bu da bunu gerektiriyor kelimelerin zaten. Kelimelerin efendisi diyoruz. Tabii ki kelimelerin hem birinci anlamları hem de ardıl anlamları ile alakalı söyleyecek sözlerim her zaman olmuştur. Bu da onlardan bir tanesi. İstismar diyerek konuyu, Tuğçe Hanım ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama acaba biraz meşrulaştırmanın ya da hafife almanın yolu da seçiliyor olabilir mi kullandığımız gibi? Yumuşatma. Evet, yumuşatma. Çünkü Elmalı davası özelinde demiyorum. Gerçekleşmiş daha önceki büyük travmatik sonuçları olan olaylar özelinde de baktığınızda çocuklara, kadınlara tecavüz ediliyor bu ülkede. Yani cinsel saldırı yapılıyor. Doğru mu? Maalesef. Bu bir tecavüzdür. Dolayısıyla şimdi ben burada bu programı gerçekleştiriyorken dönüp Tuğçe Hanım'a bir hakarette bulunsam, o dönüp size bir hakarette bulunsa herhalde bu da bir istismardır. Tabii. Bu da bir manevi olarak karşı tarafı yıpratmaktır. Zarar vermektir. Veyahut da bir tokat atmak, bir fiili şiddet eylemi gerçekleştirmek de bir istismardır. Yani kelime kökeni olarak karşıdaki kişiyi zor durumda bırakacak bir eylemde bulunmadır istismar. İstismar. Doğru. Ama şimdi eğer söz konusu olan bir cinsel saldırıysa, bir başkasının yaşı kaç olursa olsun hiç önemli değil. 3 yaşında, 5 yaşında da olabilir, 30, 40, 50, 70 yaşında da olabilir. Herhangi bir rızası olmadan zorla ona karşı bir cinsel saldırıda bulunmaksa bir defa bunun adını böyle koyalım. Çünkü ben
cinsel istismar denildiğinde bu toplumun çok büyük bir kısmının bu konunun gerçekten bir tecavüz eylemiyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını bildiğinden de emin değilim. Tabii. Hukukun konusunu hukuka bırakalım ama kendi içerisinde kullandığımız dillerde de hukuken bir problem yaratmayacak, hukuken bir sonuç yaratmayacak şekilde realiteyi ortaya koymaktan da vazgeçmeyelim. Bu bir sosyal yaraysa, bu bir problemse tecavüzün adı tecavüzdür arkadaş. Çok anlatabiliyor muyum? Bana. Dolayısıyla bana göre istismar diyerek bunu ne hafif bir eylem, yani bir tokat atmayla veyahut da hakaret etmeyle bir tutamayız. Elle dokunmak da bir istismar. Hukuk veya mahkemeler, evet, taciz de bir istismar örneğin. Tecavüz de bir istismar ama her ikisinin de kendi içerisinde çok manen büyük yaralar açtı. Ve hukukun da adaletin de bunların cezalarını verirken bir takım karineler eşliğinde tabii ki o olayların ortaya çıkış yöntemlerinden vardıkları sonuca kadar. Kişide yaratabileceği travmalara kadar belirli bir kıstası göz önünde tutarak cezalar verdiklerini biliyoruz ceza hukukunda. Doğru. Değil mi? Doğru. Tacizin cezası farklı, tecavüzün cezası farklı, adam öldürmenin cezası farklı. Tecavüzün yöntemlerinden farklı. Bravo. Farklı. Yöntemleri yani de farklı. Şimdi Allah açık korusun açık yani. Söylemek gerekmesin ama yani. Tabii. Bir de tecavüz ederken şiddet uygulayarak da bu de farklı, olabiliyor. Hepsi. Yani üzülerek söylüyorum ama bu ülkede bir bebeğe tecavüz edildi ve bebeğin iç organlarının parçalandığı ortaya çıktı. Yani şimdi bunları gizleyemeyiz. Bunlar bu ülkenin sosyal gerçekliği. Dünyanın hatta sadece Türkiye'de oluyor gibi de söylemeyelim. Dünyada da olabiliyor böyle ya şeyler. Bunun bir de vicdani boyutu da var. Evet, arkadaş ben her zaman bunu söylüyorum. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Kullandığımız dilde sosyal realiteyi ortaya koyalım ama özellikle de sosyal medyada lütfen dikkatli olun. Ben son olarak bir şey söyleyip sözü Tuğçe Hanım'a bırakmak istiyorum. Onun yanında çok da fazla ahkam kesmek istemiyorum. En baştan söylüyorum ama şimdi şu var. Tazicilerin, tecavüzcülerin ya da işte şiddet uygulayan kişilerin isimlerinin, baş harflerinin, soy isimlerinin, baş harflerinin medyada kodlanarak verilmesi, açık olarak verilmemesi, yüzlerinin gizlenmesi gibi bir uygulama var. Bir insan olarak, vicdanen rahatsız olan bir insan olarak ben de yüzlerinin açık verilmesi, isimlerinin de kodlanmaması taraftarı olabilirim. Bu benim şahsi görüşüm olabilir. Ama bu bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Yasalar gereği. Evet, çünkü kanunen suçu mahkemeler tarafından ispat edildiği ana kadar sanıktır, zanlıdır. Hüküm giydikten sonra suçlu olur ve onun cezası artık adaletin vereceği bir cezadır. Dolayısıyla ben mafya değilim. Toplum mafyatik yöntemlerle suçların cezasını kesemez. Ben o kişilerin toplum içerisinde linç edilmelerine yol açabilecek bir yöntemi ne sosyal medyada ne de günlük yaşamımın başka bir anında, alanında gösteremem. O kişilerin yüzlerini açık verdiğiniz zaman sokakta gezdiklerindeki tutuksuz yargılanıyorlar varsayalım. Yargı süreçleri daha bitmemiş. Akli dengesi yerinde olmamış bir kişi tarafından öldürüldüklerinde bunun sorumlusu kim olacak? Bu mudur hukuk devleti? Hukuk devletinin tabii karşılığı değil. Bu mudur? Yani kişiler yani suçlular sokakta kendi dövülsün mü? Linç mi edilsin? Toplumun önüne mi atılsın? Hayır. Biz kanunlarımıza güvenmek zorundayız. Adalete teslim etmek zorundayız suçluları. Ondan sonrası yüce hakimlerin, yüce yargı mensuplarının mesleki yeterlilikleri ölçeğinde ve kamuoyunun vicdanını soğutabilecek, ayrıca suçluları da bu tip olaylara tevessül etmemeleri adına önceden bir takım hani koruyucu hekimlik gibi hastalanmadan önce önlemimizi alalım. Hastalandıktan sonra yine ilaç kullanırız, o ayrı mesele. Ama toplumu hastalanmadan önce bağışıklığı yüksek tutabilecek, işte pandemi döneminde önemini daha çok fazla gördük. Bu sizin devlet bütçesinden sağlık alanına ayırdığınız payın azalmasını, koruyucu hekimlik ve o payın eğitime, kültüre, sanata nakledilmesini de sağlayarak ülkeyi bir adım daha ileriye bile taşıyabilir. Basit gibi görünüyor ama sonuçları çok daha büyük olabilir. Dolayısıyla çok rica ediyorum sosyal medyada kullandığımız dile dikkat edelim. Linç kültürünün yolunu açmayalım. Çünkü bugün başkası için yaptığımız kalemşörlük, klavye başında, deniz kenarında, havuzda güneşlenirken, harika ortamlarda hayatımızı idame ettirirken bir başkasını halkın ve toplumun önüne atıp bir suçun ardıl müsebbibi olmayalım. Çok rica ediyorum yasalara güvenelim. Türkiye eğer tüm kurum ve kurallarıyla işletilen bir demokrasiye sahip, yüce yargının bağımsız adaletin hakim olduğu bir tam bağımsız hukuk devleti olacaksa, olmalıysa, ideali buysa, biz öncelikle adalete güvenmek zorundayız. Benim söylemek istediğim bu. Sosyal medya asla racon kesmeyeli değil. Bir tek şey eklemek istiyorum senin. Tabii, bu da benim kişisel fikrim. Suç kişiseldir.
suçu işleyen kişilerin ailelerine, yakınlarına da linç edilmemesi. Onların da hem sosyal medyada hem de sosyal hayatlarında linç edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Suç kişiseldir. Suç kişiseldir. Devletimizde, hukuk sistemimizde buna böyle yaklaşıyor. Biz de öyle yaklaşmamız lazım. Şimdi Tuğçe Hocam, maalesef ki adım adım gitmek istiyorum ama maalesef ki cinsel istismara uğradı çocuğumuz. Hukuki işlemler bitti diyelim. Cinsel istismara mı, tecavüze mi? Tecavüzde. Aslında. Ama cinsel istismara da uğrasa yine aynı şey. Evet, yani illaki tecavüz olması gerekiyor. Hayır, hayır. Yok, benim kastettiğim hani, o. Yani bir tecavüzü mü sormak istiyorsun yoksa başka bir cinsel istismara? Genel anlamda, ha, genel anlamda tecavüze uğramış da olabilir, istismara da uğramış olabilir. Dediğiniz gibi bakımsız da kalmış olabilir. İhmal edilmiş, edilmiş olabilir. Evet. Fakat hayat devam ediyor. Ve günler geçti. Bu çocukların ne yapması lazım? Hı hı. Yani bunu hayatına nasıl devam etmesi gerekiyor? Öncelikle ciddi stres bozuklukları, travma sonrası ciddi stres bozuklukları yaşıyorlar. Bunlardan biraz bahsetmek, hı hı, istiyorum. Hani her şey bitti, oh cezada aldılar, hı hı, deyip arkamıza dönüp gitmeyelim. Peki bu çocuklara ne olacak? Hı hı. Ne düşünecekler? Nasıl yaşayacaklar? Burada öncelikle hem ailelere, hem toplumdaki tüm vatandaşlara, hem de meslek elemanlarına yönelik isterseniz o başvuru süreci, o adli süreci ondan nasıl bahsetmek işliyor? Istiyorum. Ondan evet, da bahsedip sonrasındaki koruma kısmına geçelim. Tamam, olur. Şimdi dedik ya az önce, hepimizin sorumluluğu bunu bildirmek. Kesinlikle. Bize bu beyan edildiğinde ya da biz bunu bir şekilde anladığımızda bunu savcı, Cumhuriyet Savcılığına ya da İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden çocuk izlem merkezlerine bildirmekle yükümlüyüz. Bu merkezler Türkiye'de birçok şehirde kurulmuş olan ve sadece çocuğa yönelik cinsel istismarın ve cinsel saldırının, tecavüzün tespit edilmesine yönelik adli görüşmelerin yapıldığı kompakt bir merkezdir aslında. Yani defalarca çocuğun aynı ifadeyi vermesinin önüne geçmek için, yeniden onu travmatize etmenin önüne geçmek için oturtulmuş çok güzel bir sistem. Hı hı. Çocuk oraya girdiğinde fizik muayenesinden tutun, bir psikiyatri uzmanı tarafından ruh sağlığı muayenesinden geçer, işin ehli uzman kişiler tarafından bütün bu ifade süreçleri tamamlanır. Hı. Görsel olarak kaydedilir, ses kayıtları alınır. Böylece hiçbir şeyi kaçırmamak, bunları kayıt altına tutmak yoluyla dönüp o ifadeler tekrar ifade alınmasına gerek kalmaz ve bunların hepsi bilimsel mahkemede bilimsel veri olarak geçer. Bu çok önemli. Evet, çok önemli. O yüzden de işin uzmanları tarafından alınması gerekir. Ben birçok kişinin bundan haberinin olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Çok bilinç düzeyimiz yüksek olmayabilir tabii. Hı hı. O yüzden çok bilmiyorum, önemli. Çocuk izlem merkezlerine yönlendirmek. Yani öğretmen olabilirsiniz, bir öğrencinizden şüpheleniyor olabilirsiniz davranışlarından, hayatında bir şeyleri yolunda gitmediğinden. Komşu olabilirsiniz. Ailesine de güvenmiyor olabilirsiniz. Yani aileyle paylaşırsanız çocuğu okuldan almasından, sosyal çevresinden uzaklaştırmasından ya da daha fazla cezalandırmasından endişe ediyor olabilirsiniz. Yapacağınız ilk şey bir tutanak tutmak, okul yönetimiyle bunu paylaşmak, okullarda psikolojik danışman, meslek elemanı arkadaşlarımız bu konuda yetkilidirler. Onlar üzerinden tamamen hukuki bir süreç başlatılır. Orada çocuğun ihmal edilmesi mümkün değildir. Süper. İyi bilgi. Bilmiyordum ben mesela. Eğer bunu yapmazsa bir meslek elemanı mesleğinden men edilir. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Evet. O zaman ilk soruya dönelim. Evet. Şimdi geldi. Travmanın etkileriyle travmanın etkileri. Başa çıkacak çocuk. Evet. Başa burada, çıkma yöntemleri. Evet. Az önce de dedik ya, çocuğun bir kurban kimliğine hapsedilmesi bizim en çok kaçınmamız gereken şey aslında. Yani çocuğun eski yaptığı şeylere, spor mu yapıyordu, sanatsal bir şeylerle mi uğraşıyordu? Buna en kısa zamanda geri dönmek. Bakın biz geçen sene 2020 yılında biliyorsunuz bir de bir deprem yaşadık. Travmatik olaylarda o kaybettiğimiz eski hayatımız, o hayatın üzerindeki kontrolümüz, bunları yeniden sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de yeniden onları yerine koyma ihtiyacımız var. Bu bir rehabilitasyon süreci gibi görülebilir. O yüzden
cinsel istismar, çocuk ihmali konusunda da en önemli şey aslında çocuğun güvenli bir ortamda bulunması öncelikle. Bu bir bakıcıysa, bu bir kreşse, bunu yaşadığı yer neresiyse çocuğun oradan önce uzaklaştırılması gerekiyor. Yani çocuğun korunması gerekiyor. Güvenli bir ortama geçmesi gerekiyor. Orada yeniden o ilişkileri kurmaya ihtiyacı var. Çünkü aslında ilişkilerde yaşadığı sorunları iyileştirmenin en iyi yolu sağlıklı ve güvenli başka ilişkiler kurmak. Yerine taş koymak. Bu da nasıl olacak? Bu çocuğa akranlarından farklı bir yaklaşımla bulunmamak, yani diğer çocuklarla aynı ortamı paylaşabilmesine, aynı kaynaklardan faydalanabilmesine mümkün olduğunca fırsat vermek, etiketlememek. Burada tabii toplumda bütün anne babaların birbirlerine yönelik her konuda, bu sağlıkla ilgili konularda da böyle olabiliyor, Ön yargılı olmamak. Covid sürecinde bizim ailelerden duyduğumuz Covid geçirmiş çocukların dışlanması, sitelerde, mahallelerde etiketlenmesi, sanki bir cadı avı gibi. Bu da çok önemli. O yüzden bu bir toplum sağlığı sorununa dönüşüyor. Ama tabii bakın. Yeni yeni bilinçlenmeye başladık ama yıllar boyunca bu tarz istismarlara uğramış çocukları aileleri ilk başta koruyorlardı. Haber vermiyorlardı. Aman duymasınlar, ayıp korumak olur. Korumak değil, gizliyorlardı değil mi? Evet, yani ediliyordu. Gizliyorlardı. Utanıyorlardı. Belki utanıyorlardı çünkü bildiğiniz, dediğiniz gibi cadı avına çıkılmış gibi oluyordu konu. O hale geliyordu. Şimdi bilinçlenmeyle birlikte tabii şeyden de bahsetmek istiyorum. Bulunduğunuz bölüm Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ndesiniz. Manisa'daki herkes gelip sizden danışmanlık alabilir mi? Şimdi Türkiye'de bütün büyükşehir belediyelerinde bir kadın danışma merkezi olması zorunluluğu var. Ve sadece çocuklar üzerinde değil, kadına yönelik şiddetle ilgili de biz başvuru noktalarıyız ve yönlendirme noktalarıyız. Dolayısıyla Manisa sınırları içerisinde yaşayan her birey, yetişkin ve çocuk bize başvurabilirler. Gerekli konuya ilişkin yönlendirmeleri zaten tarafımızdan yapılır. Anladım. Çok önemli bir konuydu. Özellikle hem Özgür'e hem özellikle size çok çok teşekkür ederim. Bugün teşekkür biraz formatımızın dışına çıktık. Hiç VTR'de hazırlamadık. Hiç başka hiçbir şey yapmak istemedim açıkçası. Konu saatlerce konuşulabilecek. Yani daha uzasa, izniniz olsa daha da uzatabilirim açıkçası konuyu. Çünkü çok fazla detay var. Bilgilendirme açısından. Efendim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi Psikoloğu Tuğçe Başdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Manisa TV'nin sevgili program yapımcısı Özgür Hancıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz davetiniz. Arzu Çakırca ile Kadınca programını konukları olduğunuz ağzına için. Ağzına sağlık. Çok da güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Ben de. Ağzına sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, konumuz biraz sevimsizdi ama ilk başta da söylediğim gibi önemli bir konuydu. Hayatın içerisinde olan konularla ve konuklarla devam edeceğiz ama bugünlük bize ayrılan süre bu kadar. Efendim, iyi günler diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.